Merhabalar Altın Rehber izleyicileri, Tunceli'deyiz. Dersim asansördeyiz. Yanımda işletme sahibi Hıdır Bey var. Merhabalar Hıdır Bey. Merhabalar. Hıdır Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Hıdır Ula, 1988, Tunceli, Dersim doğumluyum. Doğma büyüme Dersim'de yaşadım. Burada büyüdüm. Bu topraklarda çalışıyoruz. Burada emek veriyoruz. Bunun için de mutluyuz. Neden bu sektör Hıdır Bey? Neden bu sektör? Yani bununla alakalı askerden dönmüştüm, gelmiştim. Buyla alakalı burada bir otel işi vardı. Oradan bir müddet çalıştık. Baktık bu işi yapabiliriz. Hani kaldırabiliriz bu işi. O yüzden bu işe yöneldik. Ve açık da vardı memleketimizde, ciddi anlamda bu sektörde bir ihtiyaç vardı. Bunun için bu işi tercih ettik. Ve şu anda 4 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki Dersim Asansör neler yapıyor asansör adına? İlimizde yani bu asansörle alakalı sıkıntıları gördük. Bu işe başladık. Bununla alakalı binalarda, yeni binalarda asansör montajları gerçekleştiriyoruz. Bunların tescillerini yaptırıyoruz. İlgili etiketlerini, yeşil, kırmızı, mavi, bunlarla alakalı çalışmalarımız var. Kontrollerini yaptırıyoruz. Yıllık periyodik kontrollerini, bina yönetimlerini kendimiz tarafından yaptırılıyor. Bunlarla alakalı yani asansörlerin daha iyi çalışabilmesi, insanların daha güvenli olarak kullanabilmesi, bununla alakalı çalışmalarımız oluyor. Bu kadar. Peki nedir bu kırmızı, sarı, yeşil bandrolleri? Anlatır mısınız biraz? Şimdi bunu ilgili kuruluşlar yapıyor. Bizim ilimizde de Makine Mühendisleri Odası yapıyor. Yeşil etiket dediğimiz asansörlerin tam güvenli, kişilerin herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanabileceği asansör etiketidir. Sarı etiket asansörün belirli özelliklerinin bulunmadığı, yani tam güvensiz de değil, tam uygun da olmadığı bir aşamadır. Kırmızı etiket de asansörlerin güvensiz olduğu, yani kullanılmaması gerektiği, tehlikeli durumunu belirtir. Bununla alakalı çalışmalarımızda da binalarda kırmızı etiketli olan asansörleri yeşile çeviriyoruz. Bununla alakalı insanlara hani daha iyi bir hizmet verebilmek için bununla alakalı çalışmalarımız oluyor. Peki Hıdır Bey, bir asansörün ömrü ne kadardır? Ya bu kullandığınız malzemeyle ve şeyle değişir. Ortalama yani ideal bir asansörün ömrü 10 yıldan sonra komple bir elden geçmesi gerekir. Hani her yıl zaten ilgili yönetmeliklere göre düzenlenmesi gerekir. Güvenli olması açısından. Kullanım ömrü olarak da parça garantilerimiz 3 yılla 5 yıl arası değişiyor. Tam kullanım ömrü olarak da yani 10-15 seneye yakın kullandığınız malzemeyle alakalı bir ömürleri var yani. Ondan sonra komple değişim daha mantıklı olur. Peki bir binayı asansör yaptırabilmek için gerekli olan aşamalar nelerdir? İnsanlar nerelere başvuru yapmalı? Şimdi öncelikle zaten binalar belediyelerden, şeylerden asansör avan projelerini çıkarıp asansörleri ilgili standartlara göre projelerini yapıp onaylattıktan sonra firmalara geliyorlar. Firmalar da bununla alakalı bir çalışma yapıyor. Asansörün kapasitesine, kat durak sayısına göre bir çalışma yapıyor. Ona göre firmalarla görüşüyorlar, fiyatlarını alıyorlar. Sonra da montajlarına başlıyorlar ve onlar da gerekli uygulama ve avan projelerini hazırlayarak asansörlerin tescillerini yaptırıyorlar. Dersim asansör olarak hedefleriniz nelerdir? Biraz bahseder misiniz? İleriye yönelik projelerinizi anlatır mısınız? Şimdi memleketimiz küçük bir memleket. Yani iş olanaklarının ve kalifiye işçi bulma şeylerinin sıkıntılarının yaşandığı bir memleket. Genç nüfusun az olduğu bir memleket. Bununla alakalı tabii bizim de geleceğe yönelik amaçlarımız, şeylerimiz var. Bugün Dersim Asansör'de 15'i aşkın sigortalı çalışan bulunuyor. Bununla alakalı her yıl daha iyi asansör yapmanın peşindeyiz. Daha iyi çıkan yönetmelikleri takip edip bunu gerekli çalışanlarımıza uygulamalı olarak derslerini verip daha iyi bir şekilde hizmet sunmak istiyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Tabii daha büyümek isteriz. Daha da farklı yerlere açılmak isteriz. İmalat sanayisine yönelmek istiyoruz. Bununla alakalı da tabii ki biraz daha şartların, şeylerin oluşmasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz tekrar. Evet, Dersim Asansör'deydik. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak?